Merhabalar değerli izleyenler. Hayırlı, bereketli günler dileyerek bugünkü programımıza başlıyoruz. Bugün medyayı konuşacağız. Medya artık hayatımızın merkezi haline gelmiş durumda. Vaktimizin çoğunu herhangi bir medya aracıyla geçirmeye devam ediyoruz. Sosyal ilişkilerimizi medya aracılığıyla kuruyoruz. Peki medya ile ilgili neleri bilmemiz gerekiyor? Dikkat etmemiz gerekenler nelerdir? Medyanın hayatımıza dair tehditleri nelerdir? Bu konuda nasıl tedbirler almalıyız? Özellikle çocuklarımızla ilgili, aile hayatımızla ilgili, kişisel psikolojimizle ilgili, mahremiyetimizle ilgili aslında konuşmakla bitmeyecek bir konu işleyeceğiz bugün. Medya ile ilgili bilgi ve bilincimizi artıracağız. Değerli konuğumuzla birlikte Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Sinema Televizyon Bölümü Bölüm Başkanı Profesör Doktor Mehmet Sezai Türk hocamız bizlerle birlikte. Aynı zamanda moda tasarımcısı Nebihan Akça Hanımefendi ile çok şık ve pratik bir etek dikeceğiz. Günün bereketi başlıyor. Değerli hocam hoş geldiniz programımıza. Sağ olun. Nasılsınız hocam? Sağ olun, teşekkürler. Ankara'nın yoğun gündeminde hızla biz de bir şeyler yapmak için uğraş veriyoruz. Allah kolaylıklar versin hocam. Biz de bize vakit ayırdığınız için çok teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür ederim. Önemli bir konuyu konuşacağız. Bu konuyu başlı başına ele almayı ben hep çok istedim. Çünkü hangi konuyu konuşursak konuşalım, ister aileden, ister çocuktan, ister evlilikten, ister dini bir konudan bahsedelim, yolumuz mutlaka medyaya bir yerde çıkıyor. Lafımız mutlaka medyaya geliyor. Bununla ilgili böyle başlı başına tavsiyelerinizi alacağız bugün inşallah. Tekrardan teşekkür ediyoruz hocam. Nebihan Hanımcığım siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi, çok şükür, sizleri sormalı. Elhamdülillah, biz de çok iyiyiz. Güzel bir etek dikeceğiz galiba bugün değil mi? Neler yapacağız? Bu yaz bu önden düğmeli ve çizgili etekler çok moda. Hı-hı. O yüzden geri kalmayalım dedik. Hı-hı. Önden bol düğmeli aksesuar olarak kullanacağımız, hafif de böyle büzgülerin olabileceği çok şık bir etek yapacağız. Evet, farklı kombinlerde de kullanılabilecek. Evet. Güzel, şık, pratik. Güzel bir etek dikeceğiz. Nasıl olduğunu, nasıl başlamamız, ilerletmemiz gerektiğini birazdan öğreneceğiz sizden inşallah. Şimdiden kolaylıklar dileyelim. Teşekkürler. Peki. Hocam hemen şimdi sohbetimize geçelim. Evet. Şimdi medya deyince oldukça geniş ve hayatımızın merkezinde bir konudan bahsediyoruz. Programımızın başında da ifade ettiğimiz gibi aslında her başlığımız böyle ayrı bir makale konusu olabilecek genişlikte. Bir süremiz yettiğince izleyicilerimize aktaracağız. İnşallah bilgi ve farkındalığımızı artırmaya çalışacağız sizin vesilenizle. Ben ilk olarak toplumumuzun medya ile arası nasıl diye sormak istiyorum. Bu işin bir uzmanı olarak, bir akademisyeni olarak siz nasıl görüyorsunuz toplumumuzun durumunu? Hem geleneksel medyadan hem sosyal medyadan bahsedebiliriz. Geçmişten günümüze nasıl bir yorumunuz var hocam? Evet. Öncelikle isterseniz kısaca bir medya tarihinden bahsedelim. Buyurun, ki. Tabii ki. Çünkü medyayı anlayabilmek, önemini anlayabilmek medyanın geçirdiği süreçleri anlamakla ilgili, ilintili. Şimdi ilk gazete Çin'de 700'lü yıllarda Başkent Postası amacı ne? Kamuoyunu bilgilendirme amaçlı olarak kullanılmış. Yani medya dediğinizde aslında medyayı tarif ederken de biz araç olarak düşünüyoruz. Aracı, bir şeyin aktarımında kullanılan araç. Şimdi medyayı, tabii medya Türkçe bir kelime olmadığı için ne diye düşüneceğiz? Kitle iletişim aracı. Hı hı. Yani kitleye bilgi, haber ve benzeri şeylerin verilmesini sağlayan araç olarak anlatacağız medyayı. Hı hı. Medya Türkiye açısından düşündüğünüzde biliyorsunuz ilk gazetemiz 1831 yılında işte takvim vekai ile ve yine Çin'deki gibi bir resmi gazete kimliğinde çıkmış. Bunu niye söylüyorum? Türkiye'deki medyayı anlamak bu ilk gazeteyle başlıyor. Hı hı. İlk gazetenin anlamı ne dedik? Resmi gazete. Hı hı. Yani aslında Avrupa'da bu medya çalışmaları ya da gazetecilik çalışmaları ihtiyaçtan doğmuş. Hı hı. İnsanlar ticaret yapabilmek, uzak yerlerden bilgi alabilmek ve toplumsal sorunların duyurulmasını sağlayabilmek adına kullanmışlar. Hı hı. Ama Türkiye'de ya da Türk insanı medyayla tanışması devletin resmi gazetesiyle olmuş. Hı hı. Yani 1831 yılında. Bakıyoruz ilk sinema 1914 yılında Fuat Uskunay'ın ilk belgeseliyle başlamış. Ve yine devletin eliyle. Hı
Yani 2014'te 100. yılını kutlamıştık Türk sinemasının. Yine benzer bir çalışma. Yani devlet sayesinde. Radyoya bakıyorsunuz 27, televizyona bakıyorsunuz yine aynı. Yani sürekli olarak devlet bu konularda bizim ihtiyacımızı gidermek anlamında ve kamuoyunu bilgilendirmek anlamında medyayı desteklemiş. Bunda tabii biraz bizim iletişim alanında çokça kullandığımız bir sistemden de bahsedeceğim. Örneğin devletler toplumların, halkların gelişimini sağlayabilmek adına gelişim aracı kuramı diyoruz biz buna. Yani insanların öğrenmelerini, gelişimini, dünyayla olan entegrasyonu, bütünleşmeyi sağlayabilmek adına medyayı devletler kullanır. Bizde de bu şekliyle biz görüyoruz ki gelişim aracı kuramı çerçevesinde medya kullanılmış. Türkiye'de medya toplum ilişkilerine baktığımızda iki kısma ayırmamız gerekiyor. Geleneksel medya ve yeni medya ya da artık çok popüler oldu sosyal medya. Şimdi geleneksel medya artık yani televizyon izleyicisinin çok yüksek izleyici potansiyeline sahip olduğunu biliyoruz. Gazete okuma tirajlarının her geçen gün düştüğünü de biliyoruz. Tabii bu düşmeyi yanlış anlamamak da gerekir. Yani basılı materyaller düşerken yeni medya ortamındaki gazetelerin artışında biz görüyoruz ayrıca. Medyayla ilişkilerde bizim en çok toplumla ilgili kısımlarda medya zaman zaman toplumdan kopmuş. Yani bu sosyal gelişmelerle de alakalı, devletin geçirdiği süreçle de alakalı olarak kendisini gösteriyor ama bizim gördüğümüz şey medya zaman zaman işte kuruluş aşamasından bugüne Türkiye Cumhuriyeti'nin hem gelişme aracı kuramının çerçevesinde yani toplumun ihtiyaçlarından daha ziyade toplumu şekillendirmeye yönelik faaliyetlerde bulunmuş. Bu yüzden de bir yönüyle toplum kendi his ve ihtiyaçlarını medyada bulamamış. Ve bu yüzden bir eksiklik söz konusu olmuş. İkinci bir sıkıntı gazete açısından düşünürseniz Türk toplumu maalesef diyorum. Okuma alışkanlığı sıkıntılı bir toplum. Yani çok fazla okuyan bir toplum değiliz. Bu yüzden gazete tirajları maalesef çoğu zaman artış gösterdiğinde fikir gazetesi ya da bir bilgi aktarımından daha ziyade genel anlamda bir işte destek faaliyetleri olarak reklamcılık faaliyetleriyle bu tirajlar arttırılmaya çalışılmış. Birçok hediyeler verilmiş ve bu sebeple promosyonlar, evet, promosyonlar sebebiyle arttırılmaya çalışılmış. Şimdi biz aslında geleneksel medya yani geleneksel medyada neler var? Radyo, televizyon, işte sinema, bunun yanında işte gazete, dergiler ve benzeri. Bunları görüyoruz. Yeni medya ortamı dediğimizde de tabii ilk başta aklımıza gelen dijital medya ortamı, internet ve türevleri karşımıza çıkıyor. Şimdi biz geleneksel medyaya alışmışız, izliyoruz. Televizyon izleme oranımız çok yüksek, etkilenme oranımız çok yüksek. Gazeteyi okumasak da etkilenme düzeyimiz yüksek. Ama yeni medya ortamına girdiğimizde işler değişti. Şimdi bazı bilgiler vereceğim size. Örneğin We Are Social 2018 raporlarına göre Türkiye'de 51 milyon Facebook kullanıcısı var. 80 milyonuz ve 51 milyon Facebook kullanıcısı var. Bu çok ciddi bir rakam. Yani bu şu anlama geliyor. Toplumun çok büyük bir kesimi sosyal medyayla iç içe. Ve onun acaba gerçekten bugün konuşacağımız konular arasında zararları, faydaları nasıl kullanmamız gerektiğini, onu nasıl medya okuryazarlığı çerçevesinde bilinçli kullanmayla ilgili bilgilerin aktarılacağı bu programda seyircilerimizin de dikkatlice o konu üzerinde durmasını istiyorum, dinlemesini istiyorum. Şeye bakıyoruz, Türkiye'deki bu yeni medyayı, sosyal medyayı kullanma oranlarına bakıyoruz. Yaklaşık olarak 7 saat ortalama insanlar sosyal medyada çok yüksek.
Evet, günde 200 kere girdiğimize dair de ben de bir veri okumuştum evet. hocam. Yani sürekli elimizde. Evet. Telefon sürekli elimizde. Dolayısıyla hemen yanı başımızda duran sanal ortamlardan bahsediyoruz. Evet. Ve bizim de toplum olarak teveccühümüz çok yüksek olmuş. Kesinlikle, kesinlikle. Gençler Instagram kullanıyorlar. 33 milyon üyesi var şu anda Türkiye'de. Düşünün dünyada en çok sosyal medyayı kullanan nüfusumuzu düşünürseniz bu çok ciddi bir rakam. Dünya 9.'suyuz. İstanbul dünya 7.'si. Yani bu sosyal medya özellikle Facebook kullanımında. Bu şu anlama geliyor. Hani siz dediniz ya ilişkilerimiz nasıl dediniz. Aslında biz o kültürün içerisinde artık çocuklarımızı yetiştiriyoruz. Kendimiz o kültürün içerisindeyiz. Zaman zaman eleştiri konusu oluyor. Herhangi bir kahve ya da bir yere oturduğunuzda arkadaşlarınızla sohbet yerine elimizdeki telefonla hatta bırakın ev içerisindeki ortamda bile elimizdeki sosyal medya ortamı daha doğrusu yeni medyayı sürekli olarak kullandığımızı kullanma yaşına bakıyorsunuz. Küçücük çocukların sürekli olarak çoğu zaman büyüklerin biraz acı biraz da gülerek söylediği işte 2 yaşındaki 1,5 yaşındaki çocuğun bizden daha iyi makinayı kullanabilme kabiliyetine sahip olduğunu anlattığı şeyleri haberleri çok duyuyoruz. Bizler medya, geleneksel medya ve yeni medya ortamıyla ilgili ilişkiler açısından baktığınızda çok derin ilişkilere sahibiz. Tabii geleneksel medya açısından düşündüğünüzde eskiden hani evlerimizde oturur iken birbirimizle sohbet ederken televizyonla birlikte evimizin baş masal anlatıcısı televizyon oldu. Doğru. Baş köşeye onlar oturdu. Genelde büyük bir kısmını zamanımızın televizyon izleyerek geçiriyor idik. Hı hı. Her şeyi dünya aslında medya bizim bir penceremiz. Yakın çevremizi biz yakın çevreyi kendimiz görebiliriz, duyabiliriz ya da dokunabiliriz yakın çevremize. Ama uzak çevreyle ilgili bilgilerin kaynağını medya oluşturur. Hı hı. Medya penceresi nasılsa medya ne tarafa bakıyor ise hatta gözlük de diyebilirsiniz. Hı hı. O şekilde anlıyorsunuz. O şekilde görüyorsunuz. Yani medyada gördüğümüz her şey o zaman gerçek olmayabilir. Yani gerçeği yansıtmak değil, bizim gerçek olduğunu zannetmemize yönelik bir takım yayınlarda yapılıyor olabilir ki algı yönetimi dediğimiz şey de tam olarak bu değil mi hocam? Evet. Algı yönetimi konusu tabii çok derin bir konu. Sadece algı yönetimi açısından düşünmeyin. Yani propaganda açısından düşünün, reklamcılık açısından düşünün, algı yönetimi açısından düşünün, PR çalışmaları yani halkla ilişkiler çalışmaları açısından düşünün. Yani medya bizim dünyayı anlamamıza, tanımamıza, dünya ile ilgili bilgilere ulaşmamıza en büyük katkı sağlayan araçtır. Bizim gördüğümüz o. Algı yönetimi konusuna eğer geçeceksek şöyle söylememiz lazım. Algı dediğiniz şey nedir? İşte biz genel anlamda şu konuda ciddi anlamda sıkıntılar yaşıyoruz. Biz zannediyoruz ki her şey bizim gördüğümüz gibi cereyan ediyor süreç içerisinde. Yani biz gerçeklik kavramını 3 kısma ayırıyoruz. Gerçeklikten algıya geçeyim isterseniz. Gerçeklik kavramını 3 kısma ayırıyoruz. Diyoruz ki özgün gerçeklik, sunulan gerçeklik, algılanan gerçeklik. Hı hı. Ne demek bunlar? Özgün gerçeklik mevcut olayın olma esnasındaki geçen süreçteki bütün her şey. Hı hı. Yani olayın gerçekliği. Peki sunulan gerçeklik ne? Sunulan gerçeklik dediğimiz şey onu karşı tarafa aktaran kişinin kendi duygu, düşünce, bakış açısıyla onu sunması. Hı hı. Yani dışarıda bir olay olduğunuzda eğer en basit anlamda söyleyeyim. Diyelim ki bir olay meydana geldi, arkadaşınız var. Arkadaşınızı çok seviyorsunuz. O esnada arkadaşınızla karşı taraftaki kavgayı siz bilinçli bir şekilde arkadaşınızı haklı gösterecek şekilde anlatırsınız. Ya da futbol maçlarında görüyorsunuz. Futbol maçlarında herhangi bir faul ya da benzeri bir şey yapıldığında her iki tarafta farklı şey düşünüyor. Niye? Çünkü sunulan gerçeklik farklı. İnsanlar sunulan gerçeklik çerçevesini anlar. Medya burada çok önemli yer tutar. Medya ne yapar? Penceresine kendi sunmak istediği şekilde haberleri kurgular. Biz doğal şeyleri kendi yaşantımız içerisinde gördüğümüz için
onları gördüğümüzde gerçek zannederiz. Şimdi düşünün, savaş filmleriyle haberlerdeki gösterilen, sunulan haberlerdeki o gösteriler aynı şeyi gibi değil mi? Benzerlikleri aynı değil mi? Hı hı. Şimdi savaş filmlerini de biz gerçek gibi izliyoruz. Doğru. Yani orada heyecanlanmamızın, acı çekmemizin, üzülmemizin ana sebebi o doğallığı aslında gerçekmiş gibi görmemizden kaynaklı. Hı hı. Yani medya bize penceresinden ya da gözlüğünden onların bize göstermek istediği şekilde kurguladığı şeyleri gösteriyor. Yani bu yüzden gerçeklik kavramı ya da algısal yönetim, algı yönetimi çok önemli, uzun bir konu diyorum. Gerçeklik anlamında, algısal gerçeklik kısmında ise şu var. Biz hani zaman zaman bazı kanalları izleriz, bazı gazeteleri okuruz, bazılarını okumayız, bazı filmleri izleriz, izlemeyiz. Hı hı. Bunda ne bir seçicilik yapıyoruz değil mi? Sebebi ne? Algı meselesi ve gerçeklik meselesi doğrunun ortaya konulması gibi değil demek. Hı hı. İnsan kendi kültürü, bakış açısı, yaşam biçimi onun gözlerinden onu nasıl görmesi gerektiğiyle ilgili kurgulamasına sebebiyet veriyor. Hı hı. Yani biz bir şeyi örneğin Yunan basını ya da bilmem ne basını bir şey yazdığında bizim ülkemizle ilgili hemen ne diyoruz? Redle başlıyoruz. Hı hı. Niye? Çünkü bizim kültürümüzde ya da bizim bakış açı, onlar da aynı şekilde Türkiye'den bir haber çıktığında onlar da zıt olarak başlar. Sebebi dediğim gibi algısal gerçeklik. Yani kendi kültür yapınız, kendi bakış açınız, kendi koruma içgüdünüz gerçekliği görmenizi ve şekillenmenize sebebiyet verir. Evet. Evet. Ve bu mesela sinemada, işte dizilerde kurgusal bir yapı olduğu zaten aşikar. Ama haberlerde de aynı şey. Yani evet. Haber olmuş mesela, diyelim ki işte bir trafik kazası olmuş ya da bir olay yaşanmış. Hani gerçek hayatta var olan, yaşanan bir şey olmasına rağmen o da kurgusal bir gerçekliğe çevrilebiliyor. Evet. Hatta evet. Biz kendi yaşam biçimimize göre, bakış açımıza göre tercih ettiğimiz medya araçları ya da işte firmalar, artık şirketler, her neyse, onların aldıkları, ürettikleri gazete, televizyon kanalı, her neyse, biz de diyoruz ki aslında bir konfor sağlıyoruz yani. Benim bakış açım bu. Bu medya aracı da o bakış açısından yayınlar yapıyor. Evet. Ben hiç rahatımı bozmayayım. O bakış açısından devam evet. edeyim. Oradan benim zihnime algılar yağmaya devam etsin gibi bir konfora da aslında kapılabiliyoruz sanıyorum. Kesinlikle. Hocam. Yani farklı bakış açılarına da sahip olalım. Şuna da bakalım, bu yoruma da bakalım gibi, böyle daha eleştirel bir bakış açısına sahip i̇şte olmuyoruz. İşte medya okuryazarlığı o. Evet, yani inşallah. Anlatacağız onu da, inşallah geleceğiz. O zaman bir virgül atalım evet. hocam. Hemen Nebihan Hanım'ın yanına geçelim. Güzel şık eteğimizi dikmeye başlayalım. Ardından devam edeceğiz. Kolay gelsin sizinle, sohbetimize. Nebihan Hanımcığım, tekrar merhabalar. Merhaba. Şimdi böyle eteğimizi siz kırt 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 kumaştan kesmeye başladınız. Kabasını koyayım, hı-hı, istedim çünkü burada çok kat kat olunca anlaşılması zor oluyor. Hı-hı. Şablonunu çıkarmadım daha yani. Hani bunun üzerinden keseceğim. Bunlar tamam. Küçük parçalarım. Hı-hı. Şimdi önden düğmeli etek yapacağız biz. Hı-hı. O yüzden fermuar gerekmeyecek. Sadece düğmeyle üst üste binecek. Düğmeler açılıp kapanacak. Bunun için 4 parça, 3 veya 4 parça olarak yapacağız bu eteği. Biri ön olacak, biri arka olacak. Hı-hı. Şimdi eteğimizde pratik olması açısından ben belini büzgülü olarak düşündüm. Bunun bir tanesi ön, bir tanesi arka olacak. Hemen hatırlayayım hangisi. Şu arkamızdı. Burada yapacağımız işlem, iki tane ölçü alacağız. Bir, belimizin ölçüsünü alacağız. İki, basenimizin ölçüsünü alacağız. Belimizin ölçüsünden ziyade biz basenimizin ölçüsüne göre devam edeceğiz. Çünkü geriye kalan kısmı büzdürmüş zaten olacağız. Zaten büzüleceği için evet. beli oturmuş olacak. Şimdi yani. Şöyle düşünüyoruz. Bu eteği katladık. Bu bunun 1/4 olmuş. Yani bunun yarısı, arkanın yarısı, önün yarısı derken 4 parça oluyor. İnşallah anlaşıldı mı? Anlaşılmadı herhalde. Şimdi şu tamamen arka parçamız. Bölüyoruz. 1/4 oluyor bu bedenin. O yüzden bel ölçümüzü biz 4'e böleceğiz. Yani kumaş 4 parça halinde. 4 parça olarak düşüneceğiz. Hep o şekilde çalışıyoruz. Yani üst bedende de alt bedende de o şekilde çalışıyoruz. Karışıklık olmasın. Belimizi ölçtük. 72 santimden ben baz alıyorum. 72-36, yani 18 santim. Normalde bel ölçüsü var diye düşüneceğiz. Ama biz bunu büzgülü çalışacağımız için, yani yaklaşık ben bir 10 santim daha vereceğim için, hatta 12 santim vereyim. Şurayı 30 santime falan denk getireceğiz.
Yani burası da olan fazlalık büzülecek. Büzgü büzgü olacak. Sonra belden kalçaya kadar olan ölçü yaklaşık 20-21 santimdir. Ona da bir işaretleyeceğiz. Bu uzun boyda kısa boyda çok aşırı bir uç fark etmiyor. 20-21 civarında seyrediyor. Burayı işaretledikten sonra bu sefer kalça ölçümüzü alıyoruz. Onu da dörde bölüyoruz. Burada amaç şu, biz büzgülü yaptık. Geçer zaten, çok rahat rahat geçer ama yine de hani o işareti bilmemiz lazım. 100 olduğunu düşünürsek 4'te biri 25'e denk geliyor. Yani yine şuraya denk geliyor. Arada mutlaka bir boşluk var. Evet. Biz şu çizgiyi biliyoruz. Bu bizim belden aldığımız bolluk verdiğimiz çizgiydi. Hani büzgü yapacağımız diye verdiğimiz çizgiydi. Çizgili kumaş olduğu için görüyorsunuz bitişi burada. Yani düz kare yapmak istersek veya dikdörtgen yapmak istersek. Ama hafif aşağıya doğru birazcık bir genişlik verelim dersek de 5 santim veriyoruz. Burada şöyle düşünmeyelim. 10 vereyim, 15 vereyim daha güzel daha da görünsün, olsun. Daha bol olsun olmuyor. Bunlar yan taraflarda aşağıya doğru böyle sarkmalar yapar. Ya bunun ortalamasına 5-7 santim civardır. Daha fazlasını kabul etmiyor. Peki biraz bu, daha kloşe tek gibi böyle aşağı doğru inmesi için. Onda üstte değişiklik yapmamız gerekir. Yani yandan öyle ben 15 santim kafama göre vereyim olunca olmuyor maalesef. Şimdi ne yapacağız? Basen buradaydı. Orayı geçmemişiz. Sıkıntı yok demek. Bu iki çizgiyi birleştireceğiz. Yani şuradan şuraya gelecek şekilde birleştireceğiz. Ölçüsünü neye göre aldık? Ben dizin üstünde gelsin istiyorum. Altı büzgülü olacak bu eteğin buradan aşağısı. Ben dizin üstüne denk gelsin dedim. O da bende yaklaşık 50 santim falana denk geldi. Siz bunu 55 de yapabilirsiniz, 60 de yapabilirsiniz. Dizin altında da tutabilirsiniz. Tamamen sizin zevkinize kalmış. Ben yukarıda tutacağım. Şöyle çizgilerimi buldum. Şurası işaretlenmiş olacak. Bu benim arka bedenim hazır. Şimdi böyle olduğu zaman, büzgülü yaptığımız zaman buna pens atma, bele oturtma derdimiz olmayacak. Kemerle hemen toplayacağız bunu. Büzgülü olduğu için büzgülü daha olduğu rahat için. Bir bel kısmı da oturtacağız. Bu çizgili kumaşlarda peki bir özellik var mıdır dikişte dikkat edilmesi gerekenler? Dikişlerin birbirine denk gelmesi, bazen yani, yamuk durabiliyor, evet. Bir şey oluyor. Çizgili kumaşlar biraz riskli denir ya hep böyle. Hatta çizgili bir şey alırken benim de bugün üstümde öyle bir kumaş var. Hemen bakarız yan tarafına işte denk gelmiş mi dikişler birbirine, çizgiler birbirine falan. Bu konuda var mıdır öneriniz? Aslında çok sıkıntılı. Ekoseli ve çizgili kumaşlar yeni başlayanların yani kesinlikle bence denememesi gereken kumaşlar. Burada etek yaptığımız için çok fark etmeyecek. Böyle bir canımızı sıkacak kadar bir şey olmayacak ama üst giyimde ekose, gömlek, hani çizgili falan bunlar çok gerçekten yoruyor. Bu sefer kalıbı yerleştirirken milim milim kol altı kol altına gelecek, omuz omuza denk gelecek. Kolu yerleştirirken oradaki çizgiler birbirine denk gelecek. Onu yapana kadar zaten muhtemelen oldukça zor oluyor. Ben özellikle bıraktım. En çok görünen kısımlar denk gelmeyince kötü tabii. Bir görüntü olabiliyor. Yani yeni başlayanlar düz kumaşlar tercih etsin. O ya zaman bu etekte kurtarabiliriz aslında. Etekte çok sıkıntı yaşamayacağız ama şeyde üst giyimde özellikle ciddi anlamda sıkıntı oluyor. İnsanlar bıkabiliyor yani. Kumaş da yetmez, onu da söyleyeyim. Yani sadece şey değil. Yaptık olmadı değil, kumaş da yetmez. Yani normal kumaşın 1,5-2 katı kadar daha da kumaş gidebilir. Çünkü aşağılı yukarılı yerleştiremezsiniz. Sadece çizgilerin denk geldiği yere yerleştirmeniz gerekir. Aslında çok da matematiği de olan bir işlem. Şimdi şunu arkayı buraya yerleştireceğim. Arkanın yan çizgisini kullanacağım ben hazırdan. Şurası. Burayı bir daha ekstradan çizmek zorunda kalmayacağım. Yani hani 5 verdim mi vermedim mi? Aynısını kalıp olarak kullanırım. Ben kumaş hani rengi rahat görünsün diye düzünden çiziyorum ama siz tersinden çizeceksiniz, onu söyleyeyim. Şöyle. Şuradaki fazlalıkları düzeltirim zaten. Şimdi burada bir fazlalık kaldı. Bu fazlalık da şu olacak. Şu tarafa doğru tutayım hatta. Bir santim böyle içeri katlayacağım, dikiş payı olacak. Sonra yaklaşık 3 santim de içeri katlayacağım. Şunu hatta kaldırayım. Şöyle. 1 santim dikiş payı, 3 santim üst üste binme payı olacak. Bunun içine de tele ütüleyeceğiz. Telamı da göstereyim. Evet. Şöyle bir telamız var. Bunları ütüleyeceğiz ki burası tok dursun, dikerken ve giydikten sonra güzel görünsün. Tekrar anlatayım. 1 santim katlama payımız var. 3 santim de
şu şekilde içeri katlamış olacağız. Bu üzerinden İki dikeceğiz. İki aynı şekilde yapacağız. Peki bu ölçüyü neye göre ayarlayacağız? Burada bir ölçü ayarlamamız gerekmeyecek. Çünkü çok akıllılık yaptık, büzgülü yaptık. Evet. Bel ölçümüze göre o büzgüyü yaptığımız zaman tam denk getirmiş olacağız. Yani 3 içeri mi verdim, 4 dışarı mı verdim muhabbeti olmayacak. Sadece arka bedene verdiğimiz fazlalıktan bir 10 santim kadar daha verirseniz onu ayarlamamız sıkıntı olmayacak. Bu da eteğin ön kısmı. Bu arkası. Burası ön kısmı. Hatta şurayı da keseyim. Hatta düğmeli bir etek dedik. O düğmelerin düğmenin payını verdik. Evet, düğmenin payını verdik. Burası da yanlarımız yine. Evet, şöyle hemen hazır oldu. Bu eteğin boyunu da kumaşa göre. Yani o kendi zevkimize kalmış. Ben 50 santim çalıştım. Daha uzun boylarda daha farklı olur. Daha aşağıda isteyende daha farklı olur. Şurası arka. Hemen açtım, gösterdim. 5 santim genişliğimiz var yanlarda. Burası da ön eteklerimiz. İki parça şeklinde. Bunlar içeri katlanacak dediğim gibi. Ön kısmı olacak. Ön kısmı olacak. Tela nereye tam olarak gelecek? Telanın tam geleceği yeri de göstereyim. Şuraya yerleştiriyoruz. 3-3-6 santim olarak düşündüm. Ben dikiş payına tela yapıştırmıyorum. Şöyle katladıktan sonra... Bunu ütülediğimizde evet, bunu ütülememiz gerekiyor. Ütüyle yapışıyor. Çok kalın tela kullanmanıza gerek yok. İncesinden ipek tela de olabilir, kağıt tela de olabilir. Kumaşımızın cinsine göre değişir. Ama etek yapacağımız için ince bir tane kullanalım. Hani kalınları çünkü ceketlerde, mantolarda kullanıyoruz daha çok. Gerek yok. Son bir parçası var bir de bunun. Tamam, onu da izleyelim. Alt kısmında da yine büzgü yapacağımız kısım var. Bunu tek parça veya iki parça şeklinde kullanabilirsiniz. Benim kumaşım el verdiği için tek parça şeklinde yaptım. Şöyle bayağı bir büyük parça. Bunun ölçüsünü neye göre alacağız? Uzunluğu yine dediğim gibi sizin eteğinize kalmış. 100 santim bir etek için 50 burayı yaptıysanız 50 de burası olacak. 40 burası ise 60 burası olacak gibi. Genişliği de şöyle düşüneceğiz. Şurada bir ölçü çıktı ya bizim. Bu çıkan ölçüye yaklaşık işte 15 buradan 15 buradan fazlalık vererek veya işte 10 verirsiniz, 10 verirsiniz. Kumaşınız inceyse 15-15 verebilirsiniz. Ama hafif böyle biraz kalın gibi bir kumaşsa 10-10 vermeniz daha güzel olur. Şöyle düşünmeyelim yani aşırı büzgü, aşırı kloş her zaman daha güzeldir mantığı olmuyor. Kumaşımızın kaldırıp kaldırmama durumu var burada. Şifon tarzı kumaşlarda evet kaldırabiliyor, krepte kaldırabiliyor. Ama kumaş kalınlaştıkça ve dökümü azaldıkça büzgüyü ve şeyi kaldırmıyor. Hani bu pileyi kaldırmıyor. O yüzden hani 10-10 veya 15-15 iki taraftan da yetecektir. Benimki bayağı geniş. Ben bunu sonradan kısaltacağım muhtemelen. Şöyle şuradan muhtemelen şu kenardan kısaltacağım. Birleştirme kısmında mı görüşelim? Tekrar. Nasıl yapalım? O zaman bir sohbetimize devam edelim. Birleştirme kısmında hemen size bir pas atalım. Siz birleştirmeyi de anlatın bize. Tamam. Kemerle birleştirmeyi. Kemerle biraz başlayayım ben. Tamam. Siz ufaktan başlayın. Kolaylıklar diliyorum. Teşekkür ederim. Çok şık bir etek olacak. İzleyicilerimize de detaylarını vereceğiz birazdan. Hemen sohbetimize geçiyoruz. Evet, Profesör Doktor Mehmet Sezai Türk hocamızla medya üzerine sohbetimizi, aslında dersimize mi desek hocam? Ben biraz kendimi öğrenci gibi hissettim. Sizin de öğrenciniz mi aynı zamanda? Evet, devam edeyim inşallah. Çok teşekkür ediyorum. Estağfurullah hocam. Şimdi medyanın nasıl bizim hayatımızda öğretici, yönlendirici bir rolü olduğunu programımızın başında konuştuk. Ben biraz ailelere mevzuyu çekmek istiyorum müsaadeniz olursa. Evet. Şimdi çocukların işte kültürel olarak gelişmesi, ahlaki olarak gelişmesi, kişiliğinin gelişmesinin birinci aktörü anne babalar. Dı mı desek acaba? Çünkü medya artık bir ebeveyn rolü de üstlenmeye başladı. Sanki anne babalık rollerini o öğreticilik, yönlendirme, bir kişilik kazandırma, bir yaşam biçimi, bir hayata bakış açısı kazandırma yönündeki rolü sanki biraz medya çalıyor mu hocam? Bu konuda ailelere uyarılarınız neler olur? Evet. İsterseniz konuyu daha iyi anlamak açısından yine bu kültür meselesi üzerinde duralım. Şimdi kültür gelişimi genelde ebeveynlerden sağlanır. Yani anne babalar, dedeler bir toplumu diğer toplumdan ayırıcı özellikleri. Yani şöyle düşünün, sizin değerli gördüğünüz inançlarınız ya da toplumsal yaşamda sizin kabulleriniz
Bunlar kahramanlarınız, hikayeleriniz, temel değerleriniz, tüm bunlar kuşaktan kuşağa anne, baba, dedeler vasıtasıyla aktarılır. Hı hı. Ve bu vesileyle deformasyona izin verilmez, bozulmaya izin verilmez. Yani kültürün diğer kültürlerden ayrıcı özellikler bu anne baba vasıtasıyla ya da atalar vasıtasıyla gerçekleşeceği için size ait kültür devamlılığını sağlar. Hı hı. Fakat işin içerisine başka anlatıcılar girince özellikle televizyon ve radyo ile birlikte bu ortaya çıkmaya başladı. Artık anne babalar rol modeli ya da aktarıcılar sınıfından çıkmaya başladı. Hı hı. Şimdi biz davranışlarda nasıl bulunuyoruz? Davranışlarda bulunurken aslında davranışların %96'lık kısmını tutum dediğimiz şeyin şekillenmesiyle birlikte görüyoruz. Yani davranış dediğiniz şey tutumun su yüzüne çıkmış hali. %90'ı, %95'i tutum dışarıda değil içeride kalır, gözükmez. Peki bu tutum nasıl oluşur? Tutum sizin değerleriniz, inançlarınız, varsayımlarınızdan oluşur. Peki bu aktarıcılar yani atalarınız, anneniz, babanız değilse sizin kültürünüzle ilgili bilgileri aktarıcılar bunlar değil de başkalarıysa o zaman tutumlar başkalarının oluşturduğu inançlar, işte bakış açıları, değerlerle meydana gelir ve davranış şekilleriniz değişmeye başlar. Yani toplumunuz birbirinden ayrılan, başka toplumlardan ayıran özelliklerden, daha doğrusu özelliklerini kaybeder. Başka toplumun içerisinde eriyip gider. Bir yönüyle asimile olur. Evet. Ve aslında, teklifleşen evet, bir dünya kültüründen bahsediyoruz. Evet, hatta evet, evet. Kapitalist bir tüketim kültüründen, bütün evet, dünyaya hakim olan bir kültürden bahsediyoruz. Evet. Yani kendi öz yerel kültürümüze sahip olmaktansa artık böyle tüketen bir dünya kültürüne mensup insanlar haline geliyoruz. O özelliklerimizi de yitiriyoruz evet, gerçekten. Maalesef. Hı-hı. Şimdi biz yine iletişimden bahsederek bu konuyu açmaya çalışayım. Yetiştirme kuramımız var bizim. Hı-hı. Yetiştirme nedir? Çocukluktan itibaren anlatıların her birini hafızamız alır. Biz aslında oyunlarla öğreniriz yaşamı. Oyunlarımızın içerisinde anne vardır, baba vardır, o saygılı duruş vardır. Her şeyi bu çerçeve içerisinde öğreniriz. Ama çocuklarımız dediğim gibi bu temel öğretici sınıftan çıkıp medyanın ortaya koymuş olduğu, daha doğrusu medyayla haşır neşir edersek, hı hı, ve sürekli olarak onun vermiş olduğu bilgilerle yoğrulursa, o zaman yetiştirme bizim yetiştirdiğimiz evlattan çıkar, medyanın yetiştirdiği evlata dönüşür. Biz diyoruz ki ya bizim toplumumuzda ya da bizde böyle değildi, ne oldu bunlar? Hı hı. Ama biz yapıyoruz. Niye? Küçücük çocuk ağladığında hemen ne yapıyoruz? Çizgi film açıyoruz, koyuyoruz. Ya da bilgisayarı, tableti eline veriyoruz. İşte şu oyunlar var, onu oynasın, benimle uğraşmasın da diyoruz. Hı hı. Aslında bunların her biri diğer o tüketen, tüketici olarak yetişmemizi sağlayan diğer devletlerin oluşturduğu kültürün aktarımına sebebiyet veriyor. Şimdi ben hatırlarım 80'li yıllarda o Bill Cosby ya da ona benzer sitcomlar, diziler izlediğimizde insanlar birbirine vurduğunda biz şaşırırdık. Çünkü gülme efekti olurdu. Onlar gülerdi, biz gülemezdik. Ya derdik, niye gülüyor bunlar? Yani çünkü birisi diğerine vurmuş ya da tekme atmış, bu bizim için gülünç bir şey değildi. Bu bizim için niye vuruyorsun dememiz gerekli olan bir şeydi. Ama 90'lı yıllardan itibaren bakıyorsunuz ki çocuklar o tekmeler, vurmalar, kırmalarda hepsi gülüyor. Yani öğrenmiş, kültürel bir değişim söz konusu olmuş. Bizim kültürümüzden kopma meydana gelmiş. Bunlar çok önemli şeyler. Medya sadece yetiştirmez, aynı zamanda pekiştirir. Sürekli aynı şeyleri tekrarlar. Tekrarlayarak artık dizilerde, sinemalarda gördüğünüz, filmlerde gördüğünüz şeyler hayatınızın bir parçasına dönüşür. Siz zannedersiniz ki bunlar normal şeyler. Çocuklarımızda sıklıkla duyarız. Ya bunda ne var baba, anne derler. Aslında kültüre hiç uygun şeyler değildir. Ama televizyonda o kadar çok tekrar tekrar görürler ki bu esnada gördüklerinden dolayı normalleşmiş kabul ederler. Şimdi medyanın çeşitli özellikleri var. Örneğin rıza üretimi dediğimiz bir parçası var.
çocuklarımız, toplumumuz belirlenen yöne doğru razı etme sistemiyle şekillendirilir. Yani bilinçli bir şekillendirme yapılır. Biz burada medyayı kullanma konusunda medyayı çocuklar kullanması falan demiyoruz. Ya da büyükler izlemesin efendim çocukları, büyükleri ya da herkesi işte medyayı kapatmaya teşvik etme gibi bir şeyimiz yok. Şu anda da dikkat edersiniz. Tabii. Medya yoluyla bilinçlendirme çalışması yapıyoruz. Evet. Tabii. Yani demek ki kısmak, engellemek doğru sonuçlar doğurmaz. Ama bilinçli kullanım, doğru kullanım, neyi nasıl yapacağını bilen bir bilinçli insanın izlemesi her şeyi değiştirir. Bütün oyunları bozar. Hatta biz, medyayı da şekillendirir tabii, diye düşünüyorum. Hocam. Yani sonuç itibariyle izlenme medyayı çok ciddi anlamda etki eden bir şey. Eğer gazete sahibisiniz, tirajınız düşüyor ise tirajınızı yükseltmek zorundasınız. Tirajınızı yükselten şey nedir? Okuyucularınız. Okuyucularınızı fazla sayıya eriştirebilmek adına okuyucunun isteğine göre hareket edersiniz. Yalnız Türkiye'de farklı bir şey var. Bir oyun var. Bu oyun nedir biliyor musunuz? Medyanın özellikle söylediği toplum istediği için yapıyoruz. Halk toplum, bunu istiyor. Evet, hayır. Halk onu istemiyor. Halkı nasıl yetiştirirseniz eğer tüketim kültürünün içerisinde bir figürana dönüştürürseniz o da ister. Ama bizim medyamız, daha doğrusu bütün dünyadaki medya bir işletme gibi hareket edemez. Niye edemez? Ürünü kamusal maldır. Toplumun malıdır. Yani ben söyledim, efendim ben belgesel yaptım, ben şunu yaptım, ben ürettim, ben bunun karşılığında para aldım diyemez. Burada önemli olan şey bir sosyal sorumluluk çerçevesinde her ürettiğin şeyin insanın zihninde bir yer edindiğini düşünerek ona göre bu sosyal sorumluluğu, sorumluluk sahibi olarak üretim yapmak zorunda. Biz her şeyi veririz, her şeyi söyleriz, her şeyi koyar. Bu çok yanlış. Zaten Türk Ceza Kanunu'nda da bununla ilgili birçok, özellikle yeni medya ile ilgili çok ciddi yaptırımlar var. Onu da muhtemelen konuşacağımız konular arasında yer tutarız diye düşünüyorum. Medya ile ilgili işte çocuklara biz ne yapıyoruz? Şu bugünlerde en çok gördüğümüz şey, farkında olmadan bağımlı çocuklar, evet, bağımlı gençler. Diyoruz ki bakın sosyal medya 51 milyon, 7 saat izleyen bakan, ki biz buna ortalama diyoruz. Buna 10 saat, 12 saat bakan da var. Belki tabii 24 saat bakan da var. Yani çocuklara direkt olarak bunu serbest bırakırsanız her şeyiyle, bilinçli kullanıcı olmayan, yani iradesini doğru kullanma becerisine sahip olmayan çocuklar, 15 yaşının altındaki çocuklar her şeyi anlayabilir, bilebilir. Fakat onun ne içerik taşıdığını anlayamaz. Çok doğru. Bu yüzden büyük sıkıntılar doğar. Yani evet. Estağfurullah hocam, buyurun. Yani reklamlar yapılırken ya da işte reklamları biz yapıyoruz, biz bu amaçla yapmadık, çocuklar yanlış anlamış. Ya da çizgi filmlerde biliyorsunuz çok ciddi anlamda daha önceki haberlerde de çıkan şeyler vardı. İşte çocuk bazen üçüncü kattan, dördüncü kattan atlıyor, ben uçacağım diyor. Öyle ya bir da bunlar... özdeşim kuruyor, evet, ki o çizgi film, evet, karakterini. Çünkü onun gibi uçabileceğini düşünerek atlıyor mesela. Geçen ben bir çalışma yaptırmıştım birkaç sene önce. Sempatik şiddet diye. Yani çizgi filmlerde gösterilen sempatik şiddet. Yani şiddetin sempatiği mi olur? Olur. Niye? Çizgi filmlerde görüyorsunuz işte birbirlerine her türlü kötü şeyi yapıyorlar. Ölmesi gerekiyor, ölmüyor, yeniden ayağa kalkıyor. Vuruyor, işte yeniden düzeliyor. Ama gerçek hayat öyle değil. Fakat çocuk bunu algılayamaz. Bu tecrübeye sahip değil. Acı tecrübesine de, bunun sonuçlarıyla ilgili duruma da maalesef vakıf olamıyor. Bu yüzden birçok oyun görüyorsunuz. Oyunların depresyonunda çocuğu kaybetmek ile eşdeğer bazı şeylerle karşı karşıya günlerde, kalıyoruz. Günlerde de öyle haberler üst üste geldi. Genç yaştaki, yani çok küçük yaşta da değil, genç yaştaki kişiler, evlatlarımız aslında, yani çocuklarımız intihar ettiler hocam. Ve bunun sebebi olarak bir oyun gösterildi. Oyunun son görevi
İşte o oyunda bir takım görevler veriliyor dijital olarak ama son görevi de intihar etmek şeklinde mesela lanse edildi. Ve çocuk buna öyle bir kapılıyor ki o görevi yerine getiriyor. Evet. Ve intihar ediyor. Yani çünkü o kadar büyük bir aşama aşamadır. Evet. Her aşamayı yerine getirdiğinde başarılı olmuş oluyor. Hı hı. Sahte yani bir başarı hazzı da duyuyor tabii. Demek ki. Diyor ki bunu başardım artık on. Bir de şöyle bir şey var. Hı hı. O başarıyı elde edinceye kadar o kadar saat zaman harcıyor ki. Hı hı. Çocuk onu başardım dediğinde gerçekten aslında zaman açısından ya da hayatındaki kesit açısından çok büyük bir görevi yerine getirmiş oluyor kendisi açısından. Birinci level'ı geçtim, birinci düzeyi geçtim, ikinci düzeyi geçtim, başardım. Üçüncü düzey, onun talimatlarına öylesine artık uyuyor ki kendisi düşünemiyor. Kendisi düşünemediği için talimat ne diyor ise onu yerine getirmekle yükümlü olduğunu çünkü o seviyeye geçmesi gerektiğini düşünüyor. Hı hı. Bir de şunu da söylemek lazım. Artık çocuklarımız, gençlerimiz 17-18 yaşında işte her şeye vakıf, tecrübeli anlamında hani 18 yaşından hı hı. sonra tamamdır, ceza ehliyete sahiptir hı hı. bilmem ne. Maalesef artık 30 yaşına kadar, 28-30 yaşına kadar çocuklarımız gerekli, yeterli olgunluğa ulaşamıyor. Hı hı. Yani bunu da iyi düşünmek lazım. O sorumluluğu biz hiç vermediğimiz için o aile yetiştirme tarzımızdan yani aman olmasın, aman üşümesin, aman yağmura tutulmasın, doğru. aman şu sıkıntıyı yaşamasın. Her şeyi biz onlara hazır sunduğumuzdan hı hı. büyüme sorumluluğuna erişemiyorlar. Şimdi maalesef. Hocam bu medyanın şöyle bir durumu da var aileler için. Çocuk gözlerinin önünde. Odasında oturuyor. Çocuk dışarıda değil. İşte evet. farklı bir yerde değil. İşte ne bileyim gözetim eğer köy ortamındaysa gibi. Ormanda dağda değil. Gözetim altında çocuk odada oturuyor. Hani gözümün önünde güvende gibi düşünüyor aile. Ama güvende mi? Yani dediğiniz gibi o oyunlara kapılabilir. Ne izliyor kim bilir, evet. ne tür insanlarla muhatap oluyor kim bilir ve o çocuğun saatlerce o ekran başında kalması zaten fiziksel olarak pek çok soruna yol açıyor. Fiziksel sağlık açısından sosyal ve ahlaki sorunlara da yol açıyor. Şimdi önümüzdeki günlerde inşallah Kurban Bayramı'na erişeceğiz. Çocuklar bayramlaşmıyor artık. Niye? Çünkü evet. içeride bilgisayar oyunu oynuyor falan gibi Doğru. durumlar artık yaşıyoruz. Sosyal hayattan da çocuk kopuyorlar. Kopuyor ister istemez ama aile şunu düşünüyor. Gözümün önünde bana da ilişmiyor. Evet. Tam oyalansın. Bir de şimdi yaz mevsimindeyiz. Akademik bir disiplin evet. de yok. Evet. Aile disiplini de yoksa o zaman çocuk tam bir bağımlı haline gelebiliyor. Evet. Nitekim Yeşilay'da artık madde bağımlılığının yanında teknoloji bağımlılığını da çok ciddi anlamda ele alıp bu noktada çalışmalar Kesinlikle. Yapan kurumlardan biri haline geldi. Hatta o genel bağımlılıklardan daha yoğun olduğunu sanıyorum çok söyleyebiliriz. Doğru. Çünkü çok 51 doğru. milyon gibi bir evet. kullanımdan bahsediyorsunuz çok hocam. Çok doğru. Hı-hı. Şimdi bağımlılık meselesi, teknoloji bağımlılığı. Aslına bakarsanız sinsi bir bağımlılık. Hı hı. Yani toplum tarafından kötü olarak resmedilmediği için. Yani şimdi sigara içiyorsunuz, bağımlısınız. Hı hı. İşte alkol kullanıyor, uyuşturucu kullanıyorsunuz, bağımlısınız. Hı hı. Şimdi insanlar fazla kullandığınızı ve hayatınızı kötü etki ettiğini gördüğünde tepki gösteriyorlar. Hı hı. Ama teknoloji bağımlılığında bu hissiyat oluşmadı. Hissiyat oluşmadığı için insanlar bunları kullanırken toplumsal baskıyla karşı karşıya kalmıyorlar. İşin kötüsü şu, yani bu özellikle çocuklar için, çocukların bağımlılığa kapılması çok daha rahat, çok daha kolay. Bakın birkaç tane bağımlılık şeylerinden söyleyeceğim size hastalıklarından. Hı hı. Misal diyeceksiniz, aa bu bende de var. Hı hı. Kendinizi Google'dan sürekli arama, isminizi hı hı. arama. Yani bu bir saplantının göstergesi. İsimlerinizi alıyorsunuz Google'da. Kişi bu, kendini arıyor yani. Kendini arıyor. Bir kendini arayanlar var. Bir de başkasını arayanlar var. Evet. Sürekli olarak arama yapanlar. Hı hı. Başka ne var? Kendisini sürekli işte selfie olsun, hı hı. benzeri videolar olsun. Sürekli olarak çekip atma peşinde olanlar var. Bunların hepsi saplantılı gidişat. Patolojik sonuçları olacak. Evet. Öylesine artık bir aşamaya geliyor ki beğenilme duygusu. Hı hı. Sürekli bakma isteği, sürekli ondan ayrılamama. Düşünün telefonunuzu evde unuttunuz ve buraya gel. Korkunç bir sıkıntı yaşarsınız. Evet. Ya ne oldu, kimler arar? Kimsenin arayıp aramamaz. Eskiden de gelirdiniz, başka yerlere giderdiniz. Hı hı. Hayatınızda hiçbir şey de değişmezdi. Çok doğru. Sıkın. Ama öylesine bir bunalıma giriyorsunuz ki
kilometrelerce ileriden geri dönüyorsunuz, izin alıyorsunuz, telefonunuzu alıyorsunuz. Ne olacak? Ayrılamıyoruz. Evet. Yani. Çocukları tatile götürüyorsunuz, ellerindeki bilgisayardan, telefondan ayıramıyorsunuz. Mümkün değil. Yani tablet, telefon yoksa çocuk için o mekan ne kadar güzel olursa olsun, hiç önemli yok. Sıkıcı. Çünkü artık onların yaşam alanı gerçeklikten değil, sanal gerçeklikle alakalı. Hı hı. Bütün dostları, arkadaşlıkları rahatça konuşabildiği, rahatça ulaşabildiği, söyleyeceği sözlerde en ufak bir sıkıntı yaşamayacağı, hı hı, istediği kişiye hakaret bile edebileceğini düşündüğü bir yerde. Orada oyunlar oynuyor, orada yaşamını sürdürüyor. Orayla, yani şimdi tabii bunları anlatıyoruz da sanki hep kötüymüş gibi. Bu da yanlış. Yani bağımlılık konusu kötü bir şey. Eğer bilinçli kullanırsanız çok faydalıdır medya. Tabii ki. Bilinçlenmeniz açısından da faydalıdır. Öğrenmeniz açısından da. Dünyayı ben nasıl tanıyacağım? Dünyanın nerelerinde ne olduğunu ya da dünyanın hangi köşesinde neye maruz kalan insan, ya, dindaşınız olabilir, insan olabilir, başka bir şey olabilir. Yani hayvanlara zulüm olabilir. Birçok şeyi ne yapıyorsunuz? Medya yoluyla görüyorsunuz ve tepki gösterebiliyorsunuz. Medya olmasa hiç kimse sesini duyuramaz, dünyaya bildiremez. Biz sadece diyoruz ki bilinçli kullanım. Medyayı bilinçli kullanma. Şimdi bizim burada anlatmak istediğimiz şey bağımlılık konusunda, eğer hayatınızı olumsuz etkileyen, etkileyecek şekilde dönüşmüşse, hı hı, gün içerisinde sürekli kendinizi onunla, yani artık bir uzvunuz haline dönüşmüşse, yani sürekli cep telefonunuza bakıyorsunuz, sürekli bilgisayara bakıyorsunuz, acaba beni beğenen oldu mu diye bakıyorsunuz, bunlar gerçekleşmişse ve hayatın gündelik yaşamınızı etkiliyor ise, başarınızı etkiliyor ise, sosyal yaşamınıza sekte vuruyor ise, o zaman tabii düşünmeniz lazım ve medya diyeti uygulamanız lazım. Evet, medya diyeti uygulamanız ne demek? Yani her şeyin diyeti var, zayıflamak istiyorsunuz. Yani kendi sağlığınızı korumanız açısından bunlarla ilgili bir çerçeve oluşturmanız lazım. Sorumluluklar oluşturmanız lazım. Her zaman aynı şeye girmek yerine zamanı farklılaştırarak farklı zamanlarda girmeniz lazım. Kendimizi sınıflandırmamız lazım en başta. Ve çocuklarınızın yanında bulunmanız lazım. Neye girdiklerini bilmeniz lazım. Doğru. Çocuklar tecrübe sahibi olmadıkları için, bilgi sahibi olmadıkları için, başına ne geleceğini bilmediği için, size bir ilginç bir şey daha söyleyeyim. Yakın gelecekte, birkaç sene sonra, bu belki 3-5 sene sonra diyelim, en fazla cerrahi ameliyatlar açısından söyleyeyim, estetik ameliyatlar olacak. Evet. Ve yüzle ilgili ameliyatlar olacak. Niye biliyor musunuz? Çünkü her şeyinizi ifşa ettiğiniz için, evet. Arkadaşım oldu, şuraya gittim, bilmem ne yaptım. Yemek her yedim, şeyinizi söylüyorsunuz. Şöyle yaptım, böyle ve yaptım. Ve artık o kadar sıkıntılı bir duruma yol açıyor ki herkes sizin her şeyinizi bildiği için eğlenir duruma geliyor. Biraz önce konuştuğumuz sempatik şiddet gibi sanal zorbalık var. Doğru. İnsanlar bunu yapmışsın, sizinle alay ediyor, hakaret ediyor. Hatta bilgisayarınızda girmiş olduğunuz yerlerle ilgili çerezler var. Hı. Nereye ne yaptınız, her şeyi biliyorlar. Ve onları yayınlamayla ilgili sizi tehdit ediyorlar. Hı. Ve tehditle birlikte biz bilmiyoruz şu anda sayısını ama sanal zorbalıkla bu oyunlardan çok çok daha fazla intihar ve benzeri durumların olduğunu düşünüyorum ben. Çok doğru. Yani gerçek anlamda korku olduğu için ifşa da edilmiyor. Yani böyle bir sanal zorbalığa maruz kalıyor. Kimseye söyleyemiyor çünkü zaten söyleyebilse sıkıntı olmayacak. Çok doğru. Evet. Yani her şeyinizi, resimlerinizi alıyor, bilmem ne sitelerine koyuyor. O kadar kötü sıkıntılar yaşıyorsunuz ki ne yapacağınızı şaşırıyorsunuz, ispat edemiyorsunuz. Doğru. Böyle bir durumla çocuklarımız karşı karşıya kaldığında ailesinden de tepki göreceğini düşünerek ya da çevresinden sıkıntı yaşayacağını bilerek bunları söyleyemiyor, polise bildiremiyor. Bu da çok ciddi sorunların çıkmasına sebebiyet veriyor. Şu anda o durum üstü örtük, bilmiyoruz. Kimlerin ne sıkıntılar yaşadığını bilmiyoruz. Sanal zorbalıkla mücadele edemeyecek kadar genç olan ve bunun tecrübesine sahip olmayan çocukların, gençlerin ne durumda olduğunu bilmiyoruz. Ve bu konuyla ilgili ciddi anlamda gerçekten bilinçlendirme çalışmasının gerektiğinde, hani nasıl çocuk istismarlarıyla ilgili diyor ya, ne olursa olsun annenize anlatın, rehber öğretmeninize anlatın şuna, ama
buradaki yaş itibarıyla bir de orada diyor ki söylersen şöyle olacak bilmem. Hı hı. Yani yaygınlaştırma çalışması da çok yüksek. Tabii. Bu yüzden çok ciddi bir tehdit altındayız. Bu konuların da aslında Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın ciddi anlamda ve Diyanet'in üzerinde durması gerektiğini düşünüyorum. Evet, kesinlikle. Evet. Gençlerimiz için çok ciddi. Ailelerin de bu konuda farkında olması, kesinlikle, kendi iç denetimlerini, otokontrollerini gerçekleştirmeleri, çocuklarıyla da aralarında bir güven tesis etmeleri, evet, gerekir ki yani çocuğun böyle bir şey olursa önce bana söyle demesi lazım. Evet. Annenin, babanın ya da o çocuğu yapayalnız saatlerce o ekran başında bırakmaması, mutlaka sen kiminle konuşuyorsun, neye bakıyorsun, ne izliyorsun demesi lazım. Bu noktada ebeveyn güvenlik programları da var. Bunların mutlaka, evet, yüklenmesi, o çocuk nereye gidiyor mutlaka denetlenmesi lazım. Ama şöyle bir noktaya geleceğim hocam. Mesela selfie'den bahsettik. İnsanların, evet, görsel olarak kendilerinin her anını, hayatlarının her anını ifşa ettiklerini, aslında kendi gerçekliklerini de bu anlamda bozduklarını söyleyebiliriz. Doğru. Belki iki dakika önce eşiyle kavga eden kişi işte ay çok mutluyuz diye bir selfie, evet, çekip paylaşabilir. Ve işte bilmem kaç bin takipçisi aa ne kadar da harika bir hayatı, ne kadar da güzel bir evliliği var diyebilir. Halbuki iki dakika önce belki tabii kavga işte etti. Doğru. Yani tam bir çarpıtma hali, biz kendi hayatımızla ilgili de bunu yapabiliyoruz. Aileler çocuklarıyla ilgili de bunu yapıyor. Doğru. Yani çocuk daha, yani ben bunu çok söylüyorum programda, ultrason görüntüsünden başlıyorlar artık paylaşmaya yani. Doğru. Yani her anı çocuğun da paylaşılmaya başlıyor. Eskilerden bir, yasal da değil. Yasal da değil. Truman Show diye bir film vardı. Çok, evet, bilinir. İletişim, evet, fakültelerinde de çok incelemişizdir, evet, eski öğrencilik yıllarımızda. Orada mesela bir hayatın bütün izleyicilere ifşa edilmesi, doğru, ele alınıyordu. İzleyicilerimiz de merak ederse izlesinler mutlaka filmi. Biz bunu gönüllü yapıyoruz şimdi. Orijinal bu durum olmaktan çıktı. Herkes bunu yapabiliyor. Doğru. Biz kendimizi ifşa etmeye niye bu kadar düştük? Meyilliyiz. Niye görünür olmazsak var olamayacağımızı düşünüyoruz hocam? Bir de bu işin, evet, mahremiyet boyutu var. Yani, evet, biz Türk toplumu olarak aslında mahremiyete, önem ölçülerimize, veren, sınırlarımıza, o edebimize çok dikkat eden bir toplumumuz. Hem kültürel hem dini altyapımız bunu gerektiriyor. Ama bunu yıkıyoruz yani. Biz kendimizi ifşa ediyoruz. Evet. Niye böyle oluyor hocam? Ne dersiniz? Şimdi soru içinde o kadar çok soru sordun ki hangisinden başlayacağım? Estağfurullah hocam. Evet. Şimdi öncelikle selfie konusu ya da öz çekim konusu. Şimdi yine iletişimde bizim kullandığımız kullanımlar ve doyumlar modelimiz var. Evet. İnsan bir aracı niye kullanır sorusunu sorarız. Yani bundan ne umuyorsun, niye kullanıyorsun ve ne doyum alıyorsun? Hı hı. Şimdi kullanımlar ve doyumlar modelinde diyoruz ki insanlar bir aracı ya bilişsel ya duygusal ya da sosyal amaçlarını tatmin edebilmek için kullanır. Demek ki biz öncelikle şunu düşünmemiz lazım. Bir aracı kullanmasının sebeplerini ortaya dökmemiz lazım. Birincisi bilişsel, yani bilgiye olan ihtiyaçtan dolayı. Biz haberleri ondan alıyoruz, dünya ile ilgili genel çerçeveyi ondan görüyoruz, gelişmeleri ondan görüyoruz. Bu bilişsel boyut açısından baktığınızda bu bilgi eksikliğini doyurmaya yönelik bir çalışma. İkincisi ne? Duygusal. Duygusal tatmin o kadar önemli ki. İnsanlar sosyalleşebilmenin yanında aynı zamanda kendi duygularını günlük yaşantı içerisinde maalesef tatmin edemiyor. Yani o ağlaması ihtiyacını, gülmesi ihtiyacını, mutluluk ihtiyacını karşılayamıyor. Günlük hayat rutin. Gün içerisinde sürekli gülemezsin, sürekli eğlenemezsin veya bu boşalımı sağlayamazsın. Evet. Filmleri izliyorsunuz, kendinizi bir başkasının yerine koyuyorsunuz ve başlıyorsunuz gözyaşı dökmeye ya da kendinizi kahraman hissetmeye. Yani zaman zaman görüyoruz elinde kılıçlarla birlikte ekranlarda, fotoğraflarda, Facebook'ta çekim yaptıklarını görüyoruz. Hı hı. Şimdi burada bir de sosyalleşme boyutu diyoruz. Sosyalleşmede de toplumsal anlamda konuşabileceğiniz evreni oluşturma alanı. Yani insanlar örneğin nasıl giyinir, nasıl kahve içer, nasıl nereye gidilmesi, bunları da bu kullanımlar, doyumlar çerçevesinde öğreniyoruz. Şimdi selfie konusuna gelince ya da öz çekim konusuna gelince zaman zaman eleştiri aldığım için aslında ben bazı kelimelerin yani Türkçeleşmesiyle ilgili yer tutmadığı sürece çok da önemli olmadığını düşünüyorum. Hani şimdi televizyon Türkçeleştirsen ne olacak? Kabul görmüşse bu aynen gençler selfie diyor sürekli olarak. Şimdi onlar seslenince dokunabilmesi için mutlaka o kelimeyi kullanmamız gerekiyor. Selfie de
duygusal tatmin ve sosyal tatmin söz konusu. Yani insanlar duygusal anlamda mutluluğunu çevreye yayamamanın sıkıntısını bu sosyal medya mecrasıyla gerçekleştiriyorlar. Bir defa bizim Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisinde vardır. Birincil, ikincil ihtiyaçlardan sonra sevgi, saygı, sevilme ihtiyaçları beğen ön plana. Görme, evet. Beğenilme. Tabii. Artık sana evet. Beğenilmemiz evet. Var. Yani biz beğenilmeye çok ihtiyacımız var. Zaten tüketim kültürünün de en büyük avantajıdır. Beğenilmeye ihtiyacı kullanır. Sürekli olarak kullanır. Bu çerçeve içerisinde düşündüğünüzde insanlar kendilerinin ne güzel yaşıyor, işte çok mutlu. Dikkat ederseniz üzüntülü haberler son derece kısıtlıdır. Hatta ölümü bile çok üzüldüm der, cenazede fotoğraf çektirir, bu şekilde yaymaya çalışır. Burada aslında patolojik bir durum söz konusu olabilir. Yani saplantıya dayalı belli bir süreden sonra işte oturdum çekil. Kalktım, yürüdüm, şuraya gittim, buraya gittim. Bu artık yaşamın bir parçası haline dönüşmüştür. Oradaki beğenilme duygusu o kadar sıkıntı yaratabilecek bir şeye sebebiyet verir ki bugün çok beğenilsiniz, yarın beğenilmediğinizde niye beni beğenmedi? Niye aramız mı bozuldu? Ve benzeri şeyler ya da kendisinin depresyona girmesine sebebiyet verebilir. Bunlar beğenilme, beğenme ve benzeri şeyler aslında dediğim gibi belli bir limiti geçtikten sonra saplantılı duruma yol açar ve hastalıklı bir sebebiye, bağımlılığa sebebiyet verir. Bu yüzden çok dikkat edilmesi gerekli olan bir şeydir. Bir de her şeyi herkes bilmek zorunda değil. Benim özel yaşamım, biraz önce mahremiyet dediniz. Yani düşünsenize size özel bir şeyi sosyal medyayı bir kenara bırakın. Kimseye gösterir misiniz? Albümlerinizi bile göstermezsiniz. Tabii. Farklı albümleriniz vardır. Aile albümlerini gösterirsiniz. Fotoğraflarını, başka fotoğrafları göstermezsiniz. Evet. Kendinize özel fotoğrafları göster. Ama biz ne yapıyoruz? Her şeyimizi sanki orası başkaları tarafından görülmüyormuş düşüncesiyle yaygınlaştırmaya, yaymaya çalışıyoruz. Çok ilginç şeylerle ilgili bir araştırma yapmıştım bu sosyal medya konusunda. Örneğin Türkiye'de bayanlar, bakın erkeklerden çok daha fazla sosyal medya kullanıyorlar. Ve selfie konusunda da bayanlar çok daha yüksek. Bunun sebebi ne diye düşünürseniz diyorlar ki bizim topluma ulaşmamızın temel aracı olarak gözüküyor. Topluma ulaşmamızdaki en önemli araç olarak gözüküyor. Yani bu çerçevede bizim gördüğümüz şey şu. İnsanlar sosyal tatminlerini ve duygusal tatminlerini sosyal medya yoluyla gerçekleştiriyorlar ve çok değer veriyorlar. Çok değer veriyorlar. Biz şimdi bakıyorsunuz oradaki kimliklerin büyük bir kısmı yalancı kimlik. Yani yalancı kimlikten kasıt sizin fake hesap açtığınız anlamında demiyorum. Kendi kimliğiniz ama size ait olmayan bir kimlik. Doğru. Farklı bir vatandaşlık çerçevesinde geliştirilen bir kimlik. Farklı özellikleriyle bütünleşmiş ve tanımlama yaptığınızda sizi değil, oradaki kimliğin özelliklerine göre sizin tanımladığınız bir kimlik. Yani bu yönüyle düşündüğünüzde karşınızdaki insanlar da sanal. Ne olduğunu bilmiyorsunuz. Kim olduğunu bilmiyorsunuz, ne zarar vereceğini bilmiyorsunuz. Bu resimleri nerelerde kullanacağını bilmiyorsunuz. Ve biraz önceki sanal zorbalıktan bahsetti. Çok tehlikeli sonuçlara neden olabilir. Ama ben şunun farkındayım. 51 milyonluk Facebook hesaplı olsa da yavaş yavaş paylaşımların düştüğünün farkındayım, görüyorum. İnsanlar artık yavaş yavaş sosyal medya mecrasını daha bilinçli, yani her şeyin yayınlanmaması gerektiğini düşünerek kullanmaya başladıklarını da görmekteyiz. Evet. Mahremiyet konusu gerçekten çok önemli. Siz söylediniz. Kendini ifşa, gözetlemeye ya da dikizlenmeye maruz kalma ve benzeri şeyler ciddi anlamda insanlara sıkıntı yaratacak şeyler. Şimdi insanlar kendini ifşa yoluyla özellikle gençlerde size ait olan sırları, her şeyi ne yapıyorsunuz? Veriyorsunuz. Bu neye yol açıyor? Eğer bunu görmeye başladığınızda, sizi yayınladığınızda aynı zamanda başkalarının da ne yaptığını merak etmeye başlıyorsunuz. Doğru. Bu da neyi geri? Gözetlemeyi ortaya çıkıyor. Yani dikizlemeyi. Taraflı ahlaki tabii, problemi. Tabii ahlaki ikinci bir problem. Yani son derece size ait olan, sır olan, ifşa edilmemesi gerekli olan şeyleri ifşa etmeye başladığınızda bir başka şeye de yol açıyor. Alenileşme.
Başkaları da bunu yapmaya başlıyor. Aynı şekilde bak o yayınlamış ben de yayınlayacağım diye. Evet, bir yarışa bu, da. Tabii tabii. Bu dediğim gibi hastalıklı bir duruma yol açabilecek potansiyelde bir faktör olarak karşımızda. Evet hocam burada bilinçli olmak, sınırlar getirmek dediniz. Medya okuryazarlığı konusuna girelim. Ama evet. Öncesinde hemen Nebiyan Hanım'a bir dönelim. Evet. Makinasının sesini de duyduk sohbetimiz evet, boyunca. Evet. Siz birleştirdiniz parçaları galiba değil mi? Zırhlımı tamamladım hemen ben. Hemen dinleyelim. Evet. Şimdi ön parçanın önce yanlarını birleştirdim. Burası arkasıydı, önleri. Birleştirmemi tamamladım. Ondan sonra şu göstermiş olduğum hani içine tele dikeceğimiz dediğim kısmı diktim. İşte 3 santim kadar bunun genişliği, 1 santim de içinde dikiş payı var. İki tarafa aynı şekilde aynı işlemi uyguladım ben. Şimdi bu bizim üst parçamız eteğimizde. Alt tarafında düğme devam etsin istemiyorum ben. Alt tarafı kapalı olacak. O yüzden şuradaki noktayı birleştireceğim ben makinede. Onu göstereyim. Şöyle üst üste koyuyorum. Sağ her zaman üste geliyor. Hatta kameraya doğru göstereyim şöyle. Bayan giyimi ile erkek giyimi biraz farklı oluyor bu noktada. Şu şekilde üste biniyor. Ya da bunu sonra dikerim şunu göstereyim. Alt eteğimiz vardı bizim. Alt eteğimizde de sadece yanlarda dikiş var. Çünkü ön tarafının kapalı olmasını istedim. Ama açık yapacağım derseniz üstü nasıl yaptıysak altta da yine üst üste binme payını verdik mi hiçbir şey değişmiyor. Aynı işlemi yapabiliyoruz. Üstü keserken hani şuraya bir 5 santimlik açma payı vermiştik ya. Bunda da yine aynı 5 santimlik açma payını verdik. Burada önemli olan şuradaki büzgümüz. Buradaki kumaştan demiştik işte 10-15 santim daha geniş tamam, yapacaktık. Tamam. 1 santim şöyle bir dikiş yaptım, büzdüm. Bunu nasıl büzdüm? Makinenin en geniş ayarında, yani en geniş ayarını açıyorum. Genelde bu 4 civarı oluyor makinelerde. Onu da dikiyorum, geniş geniş dikiyorum. Ondan sonra bunu el yordamıyla, tabii ipin ucunu bulabilirsem, el yordamıyla bunu çekerek, ipini çekerek büzdürüyorum. Hatta aynı işlemi üst beden içinde yaptık. Yani hani bel kısmı içinde yaptık. Böyle ucundan tutacağız. Bunu büzmemiştim zaten göstereyim diye. Şöyle büzülmeye başlayacak. Kendiliğinden geliyor zaten. Bunu nereye kadar büzeceğiz? Kemerimizi tam belimize göre ayarladığımız için ona denk geldiği yerde büzmeyi bırakacağız. Onu en sona olmazsa kemeri saklayayım. Kemer kısmı önemli çünkü onu göstermiş olurum. Şu alt kısmı kapatayım. Diğer tarafında birleşmesini gösterirsem zaten çoğu belli olacak. Şu üst üste binmek yani düğmeli olacak kısmı ben kapatıyorum. Şurada makinede hemen bir dikiş geçirecek. Düğme tamamen bir aksesuar olarak olacak o zaman. Düğmeyi yine kullanacağız fakat bel yani dizden aşağıdaki kısma ben devam ettirmedim. Tamam. Hani isteyen devam da ettirebilir. Hani anlaşılan anlaşılmayan noktaları da hani bize yazabilirler. Neyi anladık, neyi anlamadık ben sonrasında bakar onları da tekrar yazmaya çalışırım. Ölçülerde bir sıkıntı var mı? Onları derlemeye çalışırız. Şunu yaptık. Eteğim çok da değişik görünüyor. Şöyle eteğimiz kapattık. Şimdi bunu yerleştireceğim ben. Yani üst parçayla alt, üst parçayla alt parçanın birleştirilmesini göstereceğim. Ben bunu şu ölçüye denk gelecek kadar büzdüm. Şimdi. Yanları denk getireceğiz önce. Şöyle. Yanlar birbirine denk gelecek. Ve büzdüğüm kumaşın üstünden dikeceğim ben. Büzgüyü eşit dağıtmak açısından bu yanları denk getirmemiz gerekiyor. Ki böyle dikişte bir kayma vesaire olmayacak. Olmasın. Gayet güzel ayarlanmış olacak. Şöyle iğneleyeceğim. Birazcık dikmeye başlayayım mı, göstereyim mi, nasıl yapalım? Ufaktan gösterin isterseniz. Şöyle. İğnelediğimde ters çevireyim, oradan da belli olacak zaten. Çünkü iki bir tarafı büzgülü, bir tarafı düz bir kumaş kaldı. Onları birleştirmekte de dikkatli olmak icap ediyor anladığım kadarıyla. İnşallah. Önce iğneyle. Yani iğnelemek acemilikte tabii ki daha önemli ama çok çok yeniysek şey de alınabilir. Yani tel de alınabilir. Tel de alınabilir belki. Evet. Kullanmadığım için ismi bile aklıma gelmedi. Ben henüz izleyici aşamasındayım dikiş konusunda. Diktikten sonra bir hani şöyle bir cesaretimi toplarsam ben de dikeceğim şey. Şöyle dikilecek. Yani üst parça alt parçayı
Büzgülü bir şekilde dikilecek. Aynı büzgü işleminin dikimini zaten bel kısmına da göstereceğimiz için orada bir şey kaçırmamış olacağız. Tamam. Ben şimdi şu büyük parçayı bir tamamlamaya çalışayım. Evet, son kısımda da sizden kemer kısmının nasıl takılması gerektiğini inşallah. Evet, orası asıl önemli kısmı o olacak. Tamam, orada bekliyorum ben sizi. Devam edin o zaman. Kolaylıklar diliyoruz. Oldukça da şık bir model olacak. Nebihan Hanım'dan son aşamasını da izleyeceğiz programımızın sonunda. Nebihan Hanım da sosyal medyayı faydalı yönünden kullanan hanımlardan birisi. Bu maharetlerini hanımlara aktaran, bu konuda böyle masraf, daha az masraf yaparak, tüketim kültürüne kapılmadan şık kıyafetler giymek isteyen hanımlara böyle yol gösteren örnek bilgiler. Hanımlardan bir tanesi kesinlikle. Yani faydalı kullanımlarını bir örnek olarak gösterebiliriz. Çok güzel. Şimdi hocam bir izleyici sorumuz var. Güzel bir soru. Bize Günün Bereketi TV adresine, Instagram hesabımızda, ki biz de sosyal medya kullanıyoruz inşallah faydalı şekilde kullanmaya çalışıyoruz. Şey demiş, çocuklarda medya okur yazarlığına yönelik farkındalık hangi yaşlarda oluşturmaya başlanmalı demiş. Bu noktada zaten bir eğitim politikamız var. Bu konuda derslerimiz var. Giderek de daha geliştiriliyor. Medyanın gelişimine de ayak uydurulmaya çalışılıyor. En başta şunu konuşalım isterseniz hocam. Medya okuryazar aslında programımızın başından beri söylemeye çalıştığımız hani bir bilinç kazanmak ve sorumluluk sahibi olarak bu medyayla muhatap olmak noktasında medya okuryazarlığı nedir? Nasıl bir öneme sahiptir? Bize nasıl açıklarsınız? Evet, medya okuryazarlığı medyayı doğru kullanabilme becerisini kazandırma. Şimdi medya okuryazarlığı konusu o kadar önemli ki, yani hayatımızın her aşamasını kapsayan ve bizim ondan artık ayrılmamızın mümkün olmadığı bir durumdan bahsediyoruz. Bunu acaba medyayı faydalı, doğru şekilde nasıl kullanabiliriz? Yine başlangıçtan beri söylediğim gibi medyayı kısıtlama anlamında değil, medyayı faydamıza katkı sağlayıp daha doğrusu faydalı bir şekilde kullanılacak şekle dönüştürmek adına. Şimdi medya okuryazarlığında birinci madde şeydir. Yani farkındalık falan diyorsunuz da ondan önce erişimdir. Yani medyayı kullanabilme becerisini kazandırmaktır. Eğer kişi yeni medyayla ilgili bilgisayarı açmasını bilmiyor, neye nasıl gireceğini bilmiyor ise buna ne yapar? Hiçbir şeye gerek yok. Öncelikle ne olması lazım? Medyayı kullanma becerisine ve erişimi sağlayabilmeniz lazım. Erişimi sağlayabilmek adına sadece erişim işte sayfayı açmak, girmek ya da Facebook sayfası açmak falan değil. Neyi, nerede, nasıl arayacağınızı, nasıl ulaşacağınızı, neyi nasıl engelleyebileceğinizi, şikayetlerinizi nereye yapabileceğinizi, bunları öğrenmekle alakalı bir durum. Yani örneğin kendiniz teknoloji yoluyla misal şey yapabilirsiniz. Bir web sayfası ya da gazete tasarımı ve benzeri bir şeyler yapabilirsiniz. Aslında okullardaki eğitim politikası çerçevesinde medya okuryazarlığının ilk şeyi medyaya erişimi sağlayabilmek. Kullanmaya erişimi sağlayabilmek. Örneğin ne yapıyorsunuz? Diyorsunuz ki bir kitap veriyorsunuz eline. Bunun içerisinden diyorsunuz hadi dördüncü bölümdeki bilmem ne şeyini bul. Ne yapıyorsunuz? Direkt sayfalar mı karıştı? Hayır. İçindekiler kısmına bakarsınız. Oradan bulursunuz değil mi? Yani tutup da bütün sayfaları karıştırarak tek tek zaman harcamazsınız. Ya da herhangi bir harita bilmem ne denildiğinde şekiller kısmına bakarsınız. Şekillerde sayfa kaçsa onu çıkarırsınız. Biz buradaki medyaya ulaşım ve erişimde öncelikle medya kullanıcılarının neye nasıl ulaşacaklarını ve kullanım becerisini kazandırmaya yönelik çalışma yürütüyoruz. Birincisi demek ki medyayı kullanma becerisi. Medyayı kullanım becerisinden sonra medyada farkındalıkları ortaya koymamız lazım. Farkındalıklardan kasıt medyanın öncelikle medya üreticilerinin şirketler olduğunu, her zaman bizim iyiliğimize değil amaçladığı, kendi ikna etmek istediği, hedeflediği noktaya bizi getirerek sonuçlandırmak istediği, para kazanmak istediği şeyle ilgili çalışma yürüttüğünü, o süreci geliştirdiğini bilmemiz lazım. Yani öğrencilerimizin ya da bu işte medya okuryazarlığıyla ilgilenen ya da herkesin aslında medya okuryazarlığı çerçevesinde bütün kullanıcıların
İlk bilmesi gerekli olan erişimden sonraki şey farkındalıktır. Acaba medya bize nasıl haber verir? Örneğin doğru haber nedir? Nasıl ulaşabiliriz doğru habere? Öncelikle ne yapacağız? Haberi kim verdi? Değil mi? Kaynak kim? Birincisi kaynak kim? İkincisi kim verdi? Şahıs kim? Üçüncüsü bilgi nedir? Bilgiyi doğru olarak okumamız lazım. Bunu yapabilmemizin şartı nedir? Tek bir yerden bakarsanız doğru sonuç elde edemezsiniz. Çoklu okuma yapmanız lazım. Eleştirel bakış açısıyla bir takım şeyleri ortaya koymanız lazım. Misal televizyonla ilgili biz çocuklara diyoruz ki şimdi bir reklamı izleyin. Örneğin reklamlarda biz ta antik Yunan'dan bugüne kadar ortaya konulmuş bir sistem var. Ne diyor? Etos, patos, logos. Önce diyor güzelliğine bakın. Yani fiziksel çekiciliği gerçekleştirin, sonra duygusal çekiciliği yapın, daha sonra da mantıksal çekicilikle gereken yere gelin. Hı hı. Bütün reklamların özünde bu üç madde vardır. Yani bunu gerçekleştirmek üzerine kurgulanır. Hı hı. Reklamı izlersiniz hemen parça parça ayırırsınız. Ve ikna olursunuz. Evet, tabii ikna olursunuz netice itibariyle, doğru. Şimdi gazeteler, televizyonlar para kazanmak için uğraş veriyorlar. Bu çerçevede sadece kamusal sorumluluk adına değil, reklamcılık ve çeşitli hayatını sürdürebilmek adına para kazanması lazım. Ve bu çerçevede faaliyetlerini yürütüyorlar. İnsanlar, kullanıcılar medyaları izlerken, biz örneğin televizyonla ilgili şu örneği veriyoruz. Diyoruz ki bir reklamı izliyorsun. Önce sesini kıs. Sesini kıs, sadece izle. Çocuk izliyor televizyonu. Ve diyor ki işte insanlar koşuşuyor. Bir anlam ifade ediyor mu? Aslında tam anlamıyla bir anlam ifade etmiyor. Hiç, yani bu işin kurgu olduğunu anlatabilmek açısından yapıyoruz. Sesini kestiniz, sadece filme baktınız. Yani o görsele baktınız. Görsele baktığınızda doğru sonuç elde edemiyor. İkna olmadınız. Ama şunu araştırmalarını istiyoruz. Diyoruz ki niye o adam seçilmiş? Niye o mekan seçilmiş? Niye o renkler kullanılmış? Bunları bir düşünün. Hepsinin bir amacı var. Tabii tabii. Her şey size birkaç saniye, 30 saniye, 40 saniye, 1 dakika içerisinde bir şey verirken o kadar profesyonelce hazırlanıyor ki her şey bilinçlice seçilmiş. Hiçbir şey bilinçsiz değil. Şimdi bunları seçimlerini gerçekleştirdi. Sonra diyoruz ki resmi kapatın ya da görseli kapatın, o animasyonu şeyi kapatın, sadece sesi dinleyin. Sesten niye seslerdeki o alçalma, yükselme, heyecan, o beklentileri görün. Sonra üçünü birleştirin, yani o sesi, resmi birleştirin ve düşüncelerinizle acaba beni ne yönde etkilemek istiyor diye düşünün. Yani parçalayın, bölün, analiz edin, değerlendirin. Eğer bunu yapmazsanız direkt onların istediği sonuca ulaşmış olursunuz. Doğru. Yani bir şeyi izlerken eleştirel bakış, doğru yorumlama, doğru analiz ve değerlendirme yapabilmeniz için bütünsel yapıyı parçalamanız gerekebilir. Parçalayarak alabilirsiniz. Medya birçok kendisine ait yönlendirme yöntemine sahiptir. Haberlerde, dizilerde ve benzeri. Örneğin büyük ajanslar haberleri üretirken, örneğin nedir? Dünyada büyük haber ajansları vardır. Dünya ile ilgili bilgileri biz onlardan öğreniriz. Nedir? Reuters var, AFP var, Associated Press var. Bunlar haberleri yaparken kendileriyle ilgili haber bombardımanına tutarlar. İyileri, her şeyi gösterirler. Dünyanın dışındaki haberleri, yani kendilerinin dışında, dünyanın dışındakini derken, kendi dünyalarının dışındaki üçüncü dünya, ikinci dünya ülkeleri ya da gelişmekte olan ülkeler deyin. Bunlarla ilgili haberleri verirken son derece bilinçli verirler. Ya bir kriz vardır, ya deprem vardır, ya felaket vardır. Onlar biz izlerken deriz ki sürekli deprem oluyor orada. Sürekli kötü şeyler. Ya da şunu farkına varmamız gerekiyor. Medya kendi istek ve çıkarlarına göre kurguladığı için ürününü biz belki iyi insanları kötü olarak görebiliriz. Örneğin aklımızda diyelim Meksikalı deyince Meksikalı hiç görmemişizdir. Ama televizyonda görmüş olduğumuz Meksikalı kurgusu bize işte dikkat etmeniz lazım. İşte çok baharatlı yerler, büyük şapkaları vardır, esmerdir, bıyıkları vardır ve benzeri. Halbuki bu bizim bakış açımız olmaması lazım. Doğru. Sadece bize kurgulanmış olarak veriyor. Yani
Arap deyince, bilmem ne deyince, terörist deyince hep bilinçli olarak bize kurgulanarak verilir. Yani insanlarımızın doğru analiz yapabilmeleri için bu gerçekleri bilmeleri gerekir. Yani medya kendi haber politikası, devletinin haber politikası, yöneticilerinin, yapımcılarının ve benzeri arkadaki büyük kitlenin yani sahiplerinin istediği şeye göre ürün çıkarır, kurgular. Biz görüyoruz ki örneğin Irak Savaşı'nda görmüştük hatırlarsanız Kuveytli bir kız çocuğu ağladı, başından geçenleri anlattı Amerikan Senatosu'nda. Bir de öğreniyoruz ki kız ne orada bulunmuş, ne öyle bir şey yaşamış, hiçbir şey yaşamamış. Tamamen dünya kamuoyunu ikna etmeyi. Aynen, kurgulanma. Kurgulanmış her şey. Bir şey. Yani kurgulamada bazen o kadar çok biz yine iletişimde suskunluk sarmalı deriz. Yani ötelenmek, dışlanmak, toplumun dışına çıkarılmak istemediğimiz için korkularımız vardır. Bu sebepten dolayı bunlardan dolayı ne yaparız? Sürekli olarak deriz ki aman dikkat edelim, başkaları bizi eleştirmesin, kötülemesin ve benzeri şeyler söyleriz. Şimdi örneğin uzman, daha doğrusu genel şey yaparlar. 100 kişiyle görüşürler. 10 kişiyi gösterirler. O 10 kişiyi gösterdikleri 10 kişi de kendi istedikleri 10 kişidir. Hı hı. Ve biz deriz ki işte genel böyle söylüyor. Halbuki genel böyle söylemiyor. Hı hı. Medya bizim görmemizi istediği kadar kısmı gösteriyor bize. Hı hı. Sonra uzman görüşü diyor. Uzmanlar kendi istedikleri uzmanların söylemlerini gösteriyor. Yani medya yönlendirme, razı etme, ikna etme meselesiyle ilgili sürekli kurgular yapar. Biz medya okur yazarlığında her şeyden önce medyanın ürününü direkt kabul etmek yerine bilinçlenme, bilinçli kullanım açısından değerlendirirken mutlaka ne yapmamız lazım? Eleştirel bakmamız, çoklu okumalar yapmamız, sadece bir yerden gelen değil birçok yerden gelene dikkat etmemiz lazım. Sosyal medyada gençlerimiz maalesef bu oyunun kurbanı çok fazla oluyorlar. Yani bir denetim mekanizmasına tabi tutulmadığı için birçok olayda Arap Baharı'nda gördük ve birçok olayda gördük. Hı hı. Hiç alakası olmayan şeyler, resimler hızlı bir şekilde yaygınlaştırılıyor. Ve bu yaygınlaştırma neticesinde insanların eylem yapmasını, sokaklara çıkmasını, kırmasını, her türlü şiddet olayına katılmasını sağlayabiliyor. Böyle bir faktör de söz konusu. Hı hı. Yani medya okuryazarlığı çerçevesinde olayı eğer dikkatli bir şekilde incelersek birincisi erişimi sağlayabilmek, ikincisi bilinçli kullanım anlamında farkındalık yaratacak şeyleri takip edebilmek ve onunla ilgili bilgiye sahip olabilmek. Bunun yanında medyayı doğru kullanabilme, üretim mekanizması haline getirebilmek, bir de üretime var. Doğru. Üretebilecek yani tabii. Bir medya ya da tabii sahip de olmuş oluyoruz sosyal medyada. Tabii çok aslında çok ne kadar güzel değil mi? Bizim yıllardır söylediğimiz vatandaşlık gazeteciliği dediğimiz şey sosyal medya yoluyla bize bu imkanı sağladı. Yani hiçbir yerde. Teknolojik imkan olarak çok güzel bir imkan. Hocam daha çok konuşmak istiyorum sizinle ama az bir vaktimiz kaldı. Nebihan Hanım'ın böyle eteğe son şeklini nasıl verdiğini de izleyeceğiz. Son olarak medya okuryazarlığı eğitimine seçmeli ders olarak sanıyorum devam ediyor. Aileler çocuklarını nasıl yönlendirmeli? Kendileri medya okuryazarı olmak için ne yapmalı? Böyle kısaca o konuda tavsiyelerinizi, yönlendirmelerinizi de almak isterim hocam. Öncelikle medya okuryazarlığı tabii ki geleceğimizi düşünmek adına çocuklarımızın bunu bir dersten daha ziyade yaşamın bir parçası olarak görmeleri ve olmazsa olmazlar kataloğu içerisine koymaları gerekir. Evet. Yani şimdi medya okuryazarlığını bir ders gibi görürseniz, ders niteliği taşınır, dersi gördüm, bittik, geçtim ya da kaldım ve benzeri bir öyle düşünmeyecek. Bunu gerçekten hayatının geri kalan kısmında kullanabileceği, ona rehberlik edeceği, doğru kullanımını sağlayabilecek bir ders olarak görmesi lazım. Aileler de bunu bir işte ders doldurma ya da işte şu eksik kaldı bunu koyalım anlamında değil, gerçekten çocuklarının bu konuda bilinçlenebilmesi ve o üzücü olayları yaşamaması için görmesi gerekli olan bir ders olarak tercih ettirmesi lazım. Şimdi çocuklarla ilgili ve ailelerle ilgili bildiğim kadarıyla sadece şey değil, eğitim anlamda okullarda değil, aynı zamanda konferanslar var.
Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı, valilikler sürekli bu konunun ciddiyetini bildikleri için çeşitli seminer programları, konferanslar ve benzeri çalışmalar yürütmekte. Bunlara da lütfen katılsınlar. Öğrenciler açısından düşündüğümüzde bir defa bu dersin gerçekten medyayı anlayabilmek adına iletişim fakültesi öğrencilerinin vermesinde, daha doğrusu iletişim mezunlarının vermesinde büyük önem var. Niye? Çünkü iletişim fakültesine 4 yıl boyunca medya ile ilgili tüm bilgilere sahip oluyor öğrenci. Yani bu sadece bir kitabı değerlendirmek, anlatmak anlamında değil medya okuryazarlığı. Yani bütün özelliklerini, işlevlerini bilebilmek adına bunun yıllarca eğitimini yapmış insanların vermesinde büyük fayda var. Şimdi o kadar önemsiz gözüküyor ki ya da gösteriliyor ki ders, diyor ki işte sosyal bilimler yani sosyal bilimler öğretmenini küçümsemek falan anlamında değil. Ama alan uzmanlık isteyen bir şey. Tabii uzmanlık, ki yani nasıl bir iletişimci sosyal bilimleri anlatamazsa, bilimleri anlatamazsa aynı şekilde iletişim bilimi noktasında da iletişimcilerin kesinlikle o dersleri vermesi çok dikkate değer bir durum olduğunu düşünüyorum. Mutlaka bu dersin, hatta ben seçmeli değil zorunlu bir ders olmasının gerekliliğine inananlardanım. Ve bunu da mutlaka iletişim eğitimi almış insanların, yani iletişim fakültesi mezunlarının vermesinin gerekliliğine inananlardanım. Eğer bu gerçek anlamda verim almak istenilen bir ders ise bu kurallara uyulmasında fayda var diye düşünüyorum. İnşallah hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Kendi adıma da çok verimli, faydalı bir imkanı verdiğiniz için ben de teşekkür ediyorum. Estağfurullah hocam. İzleyicilerimiz için de aynı şekilde bugün böyle medya okuryazarı olmamızın ilk adımı olsun inşallah bu program. Bu noktada çaba da sarf edeceğini düşünüyorum izleyicilerimizin. Çünkü mesele gerçekten çok ciddi. Çocuklarımız için, ailemiz için, toplumumuz için bu donanımı, bu hayat boyu süren, bize eşlik edecek olan donanımı kazanmamız gerekiyor. Hemen Nebihan Hanım'a dönelim. Siz kemeri de takmaya başladınız galiba, değil evet, mi? Evet, biraz çoğunu hallettim diyeyim. Sadece nasıl tamamlanacağını göstereyim. Normalde bel ölçümüzden 3 santim genişliğinde yapıyoruz ölçüsünü. Pardon, uzunluğunu bel ölçümüzden 3 santim uzun yapıyoruz. Genişliğini de ben 3 santim olarak tercih ettim. Yani şurası 3, şurası 3, 6, birer santimle dikiş payı 8 santim oluyor. Yani buna yaklaşık 6 santimde bir tela ütülüyorsunuz. Dikiş payları dışarıda kalabilir. İster 8 ütüleyin. Teleyi de dikersiniz, sorun değil. Sonra şu uçları kapatıyorum. İki taraftan da bu ucu kapatıp bunu geri döndürüyorum. Geri döndürdükten sonra burayı kapatıyorum. Onda da burası yüzü, bunun da yüzü. Şu şekilde yerleştiriyorum. Önce üstten dikiyoruz ama üstten dikmek yeni başlayanlar için zor olabilir. Siz tersten de dikebilirsiniz. Şu şekilde bunu iğneliyorum ben şimdi. Dikmiş kabul edeceğiz bunu. Bu dikişi bitirdikten sonra hemen arkaya çeviriyoruz. Sonra arkayı kapatıyoruz. Arkayı kapattıktan sonra bizim normalde buradan dikmemiz lazım düzgün durması için. Onda da zorlanırsanız şuradan yine dikişi tamamlayabilirsiniz. Maksat hani öndeki çizgi, dikiş çizgisi düzgün dursun. Görünüyor mu bilmiyorum artık. Burada da önemli olan burada bel bandı. Yani şu bel bandını bel ölçümüzden 3 santim daha geniş yapıyoruz. Tabii dikiş payı vermeyi unutmuyoruz. Bir de tamamını büzüyoruz ama şey kısmını büzmüyoruz. Şu pat yaptığımız kısmı büzmüyoruz. Şimdi ben bunu iğneleyip... Uç kısımları kalıyor yani. Uç kısımlarını büzmüyoruz. Şimdi ben onu hemen yerleştireceğim mankene. Daha düzgün görünecek inşallah. Evet. Vaktimiz var mıdır? Bir dakika diyelim. Çoğunu iğneledim ben. Şöyle getireceğim. Evet, son şeklinde mankenimize giydirerek gösterebiliriz. Az çok anlaşılacak inşallah. Evet, önde de düğme yerlerimiz de hazır oldu. Oraya istenilen şekilde düğmeler kişinin kendi zevkine göre dikilebilir. Yani ahşap da kullanabilirler, metal de kullanabilirler. Kumaşın cinsi burada tabii ki önemli olan. Daha böyle gençler giyecekse daha rengarenk. Mesela bunun üzerine bir pembe düğme hayal ettim. Getirdim şu an. Benim öyle düğmelerim mi? Öyle evet. Tamam, tam da o şöyle zaman aklımdaki üstte olmuş. Evet. Bindiriyoruz. Tabii bu ütüsü olacak, telaları yapışacak. Detayları yapıldıktan sonra. Son kemer kısmına bir dikiş atılacak. Düğmeler de konulduğunda son derece şık,
Günlük kullanımlarda da olabilir. Kumaşın desenine göre farklı şekillerde, yerlerde düğünlük de kullanılabilir. Oldukça şık. Yani bunu tam da hayalimdeki pembeyi getirmişsiniz bunu... Devian Hanımcığım. İçimizden geçmiş demek. Yani evet, bu tamamen öyle. Kişinin kendi zevkiyle alakalı. Hı-hı. Kumaşı nasıl tercih ederse model de ona göre değişiyor. Hı-hı. Yani günlük de oluyor, şık da oluyor. Evet, yani tercih ettiğimiz şeye bağlı. Hallerini de görmüş olduk. Oldukça tarz bir kıyafet, bir etek programımızda hazır olmuş oldu. Oldu inşallah. Çok teşekkür ediyoruz. Elinize sağlık. İzleyicilerimiz için de güzel bir alternatif oldu. Günlük kullanımlarında, düğünlerde, hediyelik olarak nasıl yapmak istiyorlarsa bu pratik çocuklarına eteği. Da çocuklarına yine. Çocuk, da. Bebek, büyük hiç fark etmez. Evet. Her yaş grubuna gidebilecek. Hangi boya, hangi kiloya, hangi yaşa istiyorlarsa uygulayabilecekleri son derece şık bir etek oldu. Elinize sağlık. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Değerli hocam size de çok çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Çok istifadeli bir sohbet oldu. Çok sağolunuz. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. İmkanı verdiniz. Çok sağ olun. Estağfurullah hocam. Değerli izleyenler, böylelikle bugünkü programımızın sonuna geldik. Yarın saatler 10.30 gösterdiğinde Diyanet TV ekranlarında tekrar karşınızda olacağız. O ana dek hoşça kalın, sağlıcakla kalın.